the mother who gave us birth, our faithful guide and friend, the earth. Look to her skies, so dear and so bright, that warm our hearts and bring us light. What a light, what a light, source of life and beauty. She takes care, protects you and me. When all over her dazzling mountain peaks, the majesty of ages speaks. So how have we returned her love by poisoning the skies above, burning down her marvelous trees and pouring waste into her seas? So let's understand and face our acts. We destroy our earth, that's a fact. Kuzey Kutbu iklimi. Yakala. İşte bu kadar. Maç bitti. Biz kazandık. Topu bana bırakmalıydın. Topu yakalama şansın yoktu. O topu ben almalıydım. Sen mi? Hangi boyunla? Belki o topu ancak koca ağzınla karşılardın. Hadi ama kavga etmeyin. Bu sadece bir oyun. Kaybetmek hoşuma gitmiyor, tamam mı? Buna inanamıyorum. Kasım'da böyle hava olur. Böyle devam ederse kış tatilinde hiç kar göremeyeceğiz galiba. Pekala, mola bitti. Haber odasına gidelim mi artık? Evet ama hala ana haber konusunda anlaşamadık. İkinci sayımız için bu çok önemli. Ana haberimiz yok olmakta olan ormanlarla ve hava kalitesinin nasıl etkilendiğiyle ilgili olmalı. Bu konuda yazmalıyız. Kıtlık konusunda yazmaya ne dersiniz? Dünyada yaşanan su sıkıntısı konusunda neden yazmıyoruz? Olmaz, bu fazla iç karartıcı. Bu konuda daha sonra yazarız. Çocuklar, ben hala en önemli konuyla başlamamız gerektiğini düşünüyorum. İklim, evet. Üstad bu konuyu derste anlatacak. Biraz daha bekleyip daha fazla bilgi edinelim. Madem bekliyoruz, neden futbol oynamıyoruz millet? Neden bekleyelim ki? Kasım ayındayız ama hala bahar günleri yaşıyoruz. Bu hiç normal değil. Haklısın. Bunun sebebi sera etkisi. Hepimiz biliyoruz. Sera etkisi de neyin nesi? Hangi sera? Nerede? Sera etkisinin ne olduğunu öğrenmek ister misin? Gel benimle. Sana göstereyim. Of ya! Pekala Grimbo, bu tatbikatta arabanın camlarını açmaman gerekiyor. Söz mü? Aman yani, söz veriyorum. Hey çocuklar, burası çok sıcak. Sessiz ol. Bu kadar yeter. Hemen çıkarın onu arabadan. İşte bu. Artık sera etkisi nedir biliyorsun. Sera etkisi güneşin dünya atmosferine yaydığı ve arabanın içinde olduğu gibi atmosferde kapalı kalan sıcaklıktır. Bundan biraz daha karmaşık aslında. Benimle gelin. Hadi çabuk. Size anlatacağım. Amma da sıkıcı. Yapmışsınız ya. Dünyanın neden güneş sistemindeki insanların üzerinde yaşayabileceği tek gezegen olduğunu kim söyleyebilir çocuklar? Ben. Evet sen söyle. Çünkü güneşten doğru uzaklıktalar. Ne çok yakın ne çok uzak. İşte bu yüzden zamanla dünyanın etrafı 20 kilometre kadar genişliği olan bir atmosferle ve 30 kilometrelik bir ozon tabakasıyla kaplandı çocuklar. Bunlar tüm canlı yaşamını güneşten koruyor. Güneş dünyayı istediği kadar bombardımana tutmaya devam edebilir. Güneş ışınlarının %20'si atmosferi, %50'si toprakları ve okyanusları ısıtmış. Geri kalan %30 kadarı da uzaydaki göndericisine geri yansıtılmıştır. Hmm.
Bu döngü olmasaydı dünya sıcaklığı Mars'taki sıcaklıkla aynı olurdu. Yani sıfırın altında 19 derece. Ki bu sıcaklıkta yaşam formunun oluşması imkansızdır. Şu anda ortalama artı 15 derece gibi bir sıcaklıkta yaşıyoruz. Bu ideal bir sıcaklık çocuklar. Binlerce yıldır bu ikili görevlerini mükemmelce sürdürmüşler. Güneş dünyaya sıcaklık verdi, dünya fazla ısıyı geri yansıttı. Derken küresel sanayileşme, fosil yakıtların yani kömür, gaz, petrol kullanımının giderek artması, bunların zararlı atıkları ve insanların aşırı enerji tüketimi atmosfer tabakasının incelmesine neden oldu. Artık atmosfer fazla ısının dünyaya ulaşmasına yeterince engel olamıyor. Sadece 20-30 yıl önce topraklarımız, denizlerimiz ve ormanlarımız kolayca bu ısı fazlalığını emebiliyordu. Ama bugün denizlerin kirletilmesi ve ormanların talan edilmesi nedeniyle dünya bu sorunla baş edemiyor. Bu kirlilik atmosferin geçirgenliğini azaltmaktadır. Ve işte sera etkisi budur çocuklar. Duydunuz mu? Bir yerde sera etkisine insan faaliyetlerinin değil, meteorolojik döngülerin neden olduğunu okumuştum. Eski bir bakan, bir bilim insanı öyle demiş. Öyle yani. İnsanların saçma sapan konuşmalarına mani olamayız. 1887 yılında bir Fransız kimyacı, evrende keşfedilmemiş hiçbir gizem kalmadı demişti. Sonra bir Amerikalı bilim insanı şöyle dedi: İşimiz bitti, artık keşfedilecek bir şeyin kalmadığı bir evrende yaşıyoruz. Elbette siz de biliyorsunuz ki dünyada 100 yılı aşkın bir süredir hiçbir şey olmadı. Bu sera etkisinin artışına bağlı olarak pek çok doğal dengenin bozulması dışında tabii ki... Üstad, bu artışın durdurulması için neler yapıldı? Bize anlatabilir misiniz? Pek bir şey yapılmadı. Yeterince çözüm üretilemeyen konferanslarda bile fikir birliği sağlanamıyor. Özellikle en fazla kirlilik üreten ülkeler çıkarları yüzünden uzlaşamıyor. Sorun şu, çözüm yolları sadece küresel düzeyde bulunabilir. Peki sera etkisinin sonuçları ne olacak? Tam olarak bilmiyoruz ama muhtemelen iklim daha fazla ısınma yönünde değişecek. Belki de 20 milyon yıl önceki gibi yeni bir buz devri yaşanır. Buz devri nasıl olabilir ki? Bence şaka yapıyor. Yo, doğru söylüyor. Bir filmde görmüştüm. Sadece bir günde New York buza döndü. O filmler çok çocukça. Buz devri olacaksa da buna 100 sene daha var. Yani önümüzde uzun bir zaman var. Ama bu sadece bir hipotez, bir tahmin. Belki de sıcaktan kavrulacağız. Lütfen anlatın üstad. Çok ilgimi çekti. Hiç körfez akıntısı diye bir şey duydunuz mu? Evet. Güzel. O halde meseleye Kuzey Kutbu'ndan bakalım. Hepinizin bildiği gibi deniz suyunun yoğunluğu tuz içeriğine göre değişir. Denizde yüzmek nehirde yüzmekten daha kolaydır, değil mi? Evet. Küresel ısınma uçsuz bucaksız buzul katmanını eritiyor. Tamamı kardan oluşan Kuzey Kutbu'ndan buz kütleleri kopmaya başlıyor. Diğer bir deyişle suya dönüşüyor. Bu sular deniz suyunun tuz düzeyini yani yoğunluğunu azaltır. Hafif su yüzeyde kalır ve daha alt katmanlara inemez. Ve işte bu noktada tıpkı bir sihirli halı gibi Pasifik ve Hint okyanuslarına akan bu sular okyanusları ısıtarak körfez akıntısı dediğimiz akıntıyı oluşturur çocuklar. Saniyede 18 metreküp muazzam miktarda bir akıntı oluşuyor, anlıyor musunuz? Isındığında bu muhteşem sıcak su akıntısı Avrupa'ya yönelir. Burada güneyden kuzeye tüm sahilleri ısıtır. Devasa bir radyatör gibi işler ve aynı enlemlerde olmalarına rağmen Paris, Montreal'den 15 derece daha sıcaktır. Bu akıntı durmaz mı peki? Eskiden durmuştu. Binlerce yıl önce. Peki ne oldu? Ne oldu? Avrupa'da sıcaklık 4 derece kadar düştü ve bu büyük sıcaklık düşüşü buz devri olarak kayıtlara geçti çocuklar. Biz ne yapabiliriz peki? Buraya gelin. Hepiniz buraya gelin. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Televizyonda ilginç bir program var. Hadi çocuklar çabuk olun. Alınan son haberlere göre yaklaşık 100 kadar balina 3 aydır buz kütleleri arasında sıkışıp kalmış durumdalar. Eğer çıkış yolu bulamazlarsa ölecekler.
Kanada Deniz Kuvvetleri gemileri ve bir helikopter gözlem yapmak ve balinalara yardım etmek amacıyla bölgede çalışmalara başladı. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz. Belugalar ağırlığı 600 ila 1000 kilo arasında olan küçük balinalardır. Bunlar sıcak havalar sona ermeden önce günlük 12 kilo civarında yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için güneye göç ederler. Deniz kabukluları, ahtapotlar, mürekkep balıkları başlıca yiyecekleridir. Sürekli olarak bu güzergahı izlediklerinden kapana kısıldıklarında yön duygularını kaybederler. İnsanlar onları avlamıyor mu? Bilimsel amaçlar için serbest ama normal avlanmaları yasak. Maalesef Japonların ve Norveçlilerin bahanesi de işte bu. Ama en azılı düşmanları kutup ayılarıdır. Katil balinalarsa belugaların dostudur. Oraya gidip bakamaz mıyız? Bir yararı olacağını sanmam. Hiçbir şey göremeyiz ki. Bence buzulların erimesi ve iklim değişikliği hakkındaki makaleniz üzerinde biraz çalışın. Ne? Yine ne var? Özür dilerim üstad. Inuit arkadaşımızdan önemli bir mesaj aldık. Zemin eriyormuş. Evler suya gömülüyormuş. Ne? Inuitler Eskimo orkının en büyük grubudur. Yaşam koşullarında hiçbir iyileşme olmuyor. Peki oraya gidebilir miyiz üstad? Bizden yardım istiyorlar üstad. Elimizden ne gelir bilemiyorum ki. Daha fazla bilgi alın ve diğer arkadaşlarınıza da anlatın. Peki gerçekten gitmek istiyor musunuz? O zaman gidelim. Hadi bakalım. Ama sadece küçük bir grup. Kalanlar gazete üzerinde çalışsın ve diğer yardım çağrılarını cevaplasın. Ben hiçbir yere gitmedim. Gelmek istiyor musun peki? Tamam. Ama usludur, tamam mı? Güle güle. İyi yolculuklar. Havadan gelmenizi beklemiyorduk. Ben Lane Gibbons, köyün şefiyim. Bu eşim Dorset. Bu yardımcım Tahik. Ve bu da kızım Debbie. Ben kulüp üyesiyim. Ve sizi bugün arayan bendim. Bütün kabile adına size hoş geldiniz diyoruz. Ama şimdi eve dönmemiz lazım. Burada bir anda hava kararır. Siz bizimle kalacaksınız. Normalde yılın bu zamanında gündüzleri bile hava sıcaklığı -15'te -20 derece arasında olur. Ve her şey donar. Bir de şimdi bakın. Hayatımız buz ve soğuk üzerine kuruludur. Balık tutmak, avlanmak, ulaşım, alışveriş her şey. Ve bu yıl durum umutsuz. Biz tamamen iklimimizle uyumlu yaşarız. Birkaç yıl öncesine kadar yani. Bir gün teknoloji köyümüze geldi. Ama kısa bir süre sonra her şey kötüye gitti. Hava sıcaklığı giderek artıyor. Yer ayaklarımızın altından kayıp gidiyor. Hayvanlar ve kuşlar göç ediyorlar. Kışı geçirdikleri ve çiftleştikleri yerleri biz depo olarak kullanırdık ama artık bu yerler yok. Üzülme Debbie. Buzların efendileri, yani kutup ayıları bile zayıflıyor. Çünkü yeterli gıda alamıyorlar. Bazen tehlikeli olabiliyorlar ve yiyecek bulmak için geceleri köylerimize giriyorlar. Onların çeneleri kaplanlarınkinden 4 kat daha güçlüdür. Artık geç oldu. Yarın sabah Debbie size her şeyi gösterecek. Ne? Görüyor musunuz? Burası donmuş toprak. Binlerce yıldır donmuş haldedir ama şimdi eriyor. Evlerimiz de aynı şekilde.
Sahillerimiz de değişiyor. Kıyı şeridi de her yıl 1 ya da 2 metre suya gömülüyor. Her fırtınada sel baskını tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bizler de yakında köyümüzden ayrılmak zorunda kalabiliriz. Büyüklerimiz ve bilim insanları 4000 yıldır böyle bir şeyin yaşanmadığını söylüyor. Gezegenimiz bizi yarı yolda bıraktı. Ülkemizin bir zamanlar nasıl bir yer olduğunu gösteren nadir yerlerden birine gidiyoruz şimdi. Orası pek çok hayvanın hala toplanıp çoğalabildiği bir sığınak yeri. Eskiden Temmuz ayında bile buralara kar motoruyla gidebiliyorduk. Ama şimdi benzin fiyatları ve mesafe yüzünden sandalla gidiyoruz. Ülkeniz çok büyük olmalı. Ülkemiz Teksas'tan 4 kat daha büyük sanırım. Burası kalabalık bir yer mi? 30 kadar köy var. Yani nüfus toplam 50 bin civarında. Bir av bulabilmek için haftalardır uğraşıyordur bu ayıcık. Ama en azından artık aç değil. Bize saldırmaz. Ama yine de tetikte olun. Onlar yırtıcı hayvanlardır. Aslanlardan bile daha kuvvetli olurlar. Ne? Kutup kazları. Kuzey Kutbu'nda milyonlarca kuş ve onları koruyacak korunaklı alanlar vardı. Dikkatli olsana. Bakın, kalan son korunaklı alanlardan biri bu. Ne kadar dayanacak bilmiyorum. Bu hayvanları besleyen balıkların sayısı giderek azalıyor. Yok, burada ateş edemem. Hayvanlar paniğe kapılabilir. Ve bu hiç hoş olmaz. Artık geri dönebiliriz bence. Havanın kararmasına az kaldı. Duralım birazcık. Ne kadar güzel. Merhaba. Yakaladım. Ne? Zavallıcık. Bizim de yememiz gerekiyor arkadaşlar. Neyse ki son duyduğumuz haberlere göre dev bir buz kütlesi varmış. 9000 tane futbol sahasından bile daha büyükmüş. Kutup bölgesindeki Esmer Adası'ndan kopmuş bir parçaymış. Bunu daha önce hiç yaşamamıştık. Geçmişte çok uzun aralıklarla buzullardan kopan küçük parçalar olurdu. Ama bu kütle sadece 1 saatte kopmuş. Sadece 1 saatte düşünebiliyor musunuz? O yüzden artık kar motosikletlerimizi kullanamıyoruz. Geçenlerde babam arkadaşlarıyla buluşup ava gidecekti. İmdat! İmdat! Biri bana yardım etsin! İmdat! Yardım edin! İmdat! O buz adasında günlerce mahsur kaldılar. Binlerce metre uzaktan, Ontario'dan helikopterler geldi ve onları günler sonra kurtardılar. İşte bugün böyle bir hayat yaşıyoruz. Durumunuzu anlıyoruz ama elimizden de bir şey gelmiyor. Ne istiyorsunuz? Sizin için ne yapabiliriz? Herkesi uyarın. İnsanlara olanları anlatın.
Burada olanları kimse umursamıyor gibi bir hisse kapılıyoruz. Bizler suçlu değiliz, biz kurbanız. Evet, insanlara anlatmalısınız. Herkes burada olanları bilmeli. Burada olanların bir an önce durdurulması gerektiğini herkes anlamalı. Çok haklısınız. Burada olanları herkesin bilmesi ve gerçekten anlaması çok önemli. Ve bu bizim görevimiz olacak. Öğretmenimiz mükemmel bir bilim insanı. Bizim gibi o da size destek veriyor. Çözüm üretmenize yardımcı olacaktır. Buzullar parçalanıyor ve yakında topraklarınıza doğru açılan bir deniz yolu olması mümkün. Kıtalarımız arasındaki uzaklık 10 bin kilometre kısalacak bu durumda ve ülkeniz bir ticaret merkezi olabilir. Bu olasılık sizi memnun etti mi? Bizler sade insanlarız. Modern hayatın ve zenginliğin insanlara sağladığı olanakları biz radyodan dinliyoruz. Medeniyetin açtığı bu yollar bize bulaşmadan başka yerlere gitsin bence. Biz sade ve mutlu hayatlarımıza geri dönmek istiyoruz. Hepsi bu. Aa. Oh. Oh. Aa, ne oluyor? Hey, neler oluyor? Neler oluyor Peter? Neler oluyor Bay Gibbons? Ayılar geliyor. Aç kalmış olmalılar. Eğer yemek kokusu alırlarsa önlerine ne çıkarsa yıkıp evlere girerler. Onları engel olamayız. Sessiz olun ve kıpırdamayın. Hiçbir ses çıkmamalı. İsterseniz panjurlardaki küçük deliklerden bakabilirsiniz. Yapmıyor. Çok korkunçtu. Çok ama çok hem de. Ben sana gitme demiştim. Küçücük bir sıcaklık artışının bile kutup bölgesinde nelere sebep olabileceğini anlattık size. Karlar ve buzullar erirse artık güneş ışınlarını geri yansıtamazlar. Bu da sera etkisini yaratır. Isınan toprak bu ışınları ve çevredeki buzdağlarının yansıttığı ışınları emer. Bu daha da fazla sera etkisi demektir. Daha önce donmuş toprağın tuttuğu zehirli gazları bu ısı serbest bırakır ve sera etkisi daha da artar. Bu insanlara nasıl yardım edebiliriz? Bağıracaksınız. İnsanlara duyuracaksınız. Kuzeyde neler yaşandığını, eğer hemen ve derhal küresel ısınmayı durdurmak için harekete geçmezsek daha büyük problemlerin çıkacağını, bunları herkes bilmeli. Ama önce bizler bunu iyice kavramalıyız ki birlikte çözüm üretebilelim çocuklar. Warm our hearts and bring us light. What a light, what a light.